Sayın Kuloğlu, böyle sorabilir miyim? Yani genel kurmay anlık istihbaratlarla yapılan kısa süreli harekatları değil mi ya? Gerek görmüyor olabilir mi? Tabii ki genel kurmay bütün harekatı duyuracak diye bir kaydı yoktu. Bugüne kadar zaten böyle bir usul de yoktu. Genel kurmay başkanlığı ihtiyaç üzerine hem iç kamuoyunun bilgilendirilmesi hem de dış kamuoyunun bu konudan nasibini alması için bir takım açıklamalarda bulunuyor. Yoksa terörle mücadele kapsamında hem Türk toprakları içerisinde hem de sınır ötesinde büyülü ufakta bir takım operasyonlar yapılıyor. Bunların hepsinin duyurulmasına ihtiyaç yok ve duyurulması da o kadar doğru bir davranış ki o bakımdan büyük operasyonların duyurulması herhalde daha doğru bir şey oluyor. Şimdi PKK'ya gidiyorlar, böyle bir şey anlaşılıyor kesinlikle. Ondan sonra ne olacak? Bu operasyonun sonuçları ne olacak? Mesela Fatih'den patlama bir geldi. Nasıl bir şeyle gelirler? Evet, şimdi PKK oldukça büyük bir moral çöküntüsü içerisinde ve artık Irak'ın kuzeyinin kendisi için güvenli bir bölge olmadığını anlamış durumda. Yurt dışındaki faaliyetleri de artık kısıtlanmış durumda. Bu sefer kırsal alanda şehirlere doğru bir kayma gösterebilir ve şehirlerde panik içerisinde ve kendi sesini daha da duyurmaya devam ettirmek için bir takım terör faaliyetlerine girebilir. Bugün Sefakoy'da olduğu gibi bunu büyük şehirlerde bekleyebiliriz. Çok dikkatli olmamız gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Evet, bizim yere Armağan Kuloğlu'ydu konuğumuz. Ankara'nın sıcak trafiği sadece sınıf içine girdiği Ankara'nın diplomatik trafik de düşünüyor. Başbakan Erdoğan dün Amerikan Başkanı Bush'la telefonla görüşmüştü. Operasyonu ve anlık istihbarat paylaşımını yeniden teyit etmişlerdi. Erdoğan'ın telefonu bugün de çalıştı. Erdoğan bugün de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Dünyanın iki ucuyla görüşen bir başbakanı var Türkiye'nin. Bu da bölgenin ne kadar sıcak olduğunu her an dünya liderleriyle bölgedeki sorunların görüşündüğünü gösteriyor. Sadece bu kadar değil. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yeni yılın ilk haftasında Amerika'da olacak. Gül 6 Ocak'ta Amerika'ya gidiyor. 8 Ocak'ta da Beyaz Saray'da Bush'la aynı masaya oturacak. Restasında Erdoğan'la bütün açtığı dosya Gül'le Bush arasında yeniden açacak deniz. Tekrar teşekkürler.